sonra? Sağdan gidiyorum, tepeden. Kuş olup uçmadı ya bu. Nereye gider bu kadın? Bir de aşağı bakalım, yürüyün. Allah'ım, ne yapacağım ben? Öldürecekler bebeğimi. Allah'ım. Öldürecekler. Bari sen kurtul bebeğim. Hiç sesini çıkarma Ethem'im. Biraz sonra gelip alacağım ben seni, tamam mı? Sus, sesini çıkarma. Ben geleceğim. Allah'a emanet ediyorum yavrum. Yavrum. Köpekler gelin. Gelin. Şöyle kaç. Hala söylemedin. Söyleme, söyle. Öyle be kadın. Konuş. Konuş.
Konuşa be kadın, konuşa. Dur! Ne oldu? Duyuyor musun? Bebek ağlıyor. Demedim mi sana? Bebek işte, bebek. Ölmüş bebeğimize de ne kadar çok benziyor. Ama bu başkasının bebeği. Dağ başına bırakmışlar, terk etmişler besbelli. Hadi durma, gidelim. Çevirme var. Sakın bebeği bulduğumuzu söyleme. Bebek bizim. Yüce Rabbim bunu ölen bebeğimizin yerine gönderdi. İyi yolculuklar. Bu köyde bir cinayet işlendi de kontrol yapıyoruz. Gördüğünüz bir şey oldu mu? Biz tatilden dönüyoruz. Hı hı. Ehliyet ruhsat alabilir miyim? Tabii. Buyurun. Veya 783. Hayırlı yolculuklar. Sağ olun. Teşekkürler. Teşekkürler. Thank you.
Bacım. 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 Kendine gel. Bacım. İyi misin? Ethem. Oğlum nerede? Ethem. Bacım kendine gel. Ethem. Bacım nereye gidiyorsun? Ethem. Ethem. Bacım. Ethem. İstanbul plakalı bir Mercedes gelip aldı. İleride de jandarma çevirdi. Oraya mı? Onlara bir sor. Bebeğim. Bebeğim kayboldu. Kayboldu. Bebeğim. 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 Bebeğim kayboldu. Bebeğim kayboldu. Dur bacım. Geçemezsin. Dur. Dur. Bebeğim. Komutanım. Bebeğim kayboldu. Buradan bir araba geçmiş. Bebeğim içinde miydi? Dur bakalım. Sen kimsin? Kocam öldürdüler. Kocam. O kadın sen misin? Buradan bir araba geçmiş. İçinde bebeği var mıydı? Yoktu. Ama plakasını aldık. 34FA783. 34FA783 evet. Mi? 34FA783. 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 Bebeğin ağzını ninni söyle ne buyurdun? Ben yavrumu kayıldım. Bebeğim, yardım etmek isterdim ama ben buraların yabancısıyım bebeğim. Ben yavrumu kaybettim. Bu adresi biliyor musun? Bebek oyun anne, yavrum oyun anne. Sen nerede biliyor musun? Bak ileride sor. Huh?
Kimi aradınız? Girmeyin lütfen. Şey, belki garip bulacaksınız. Yadırgayacaksınız. Ben İtik'imi arıyorum. İtik? Evinizin önündeki araba. Sizin mi? Evet. Nasıl anlatsam? Geçen hafta bir yere gitti mi bu araba? Şehir dışına. Tatilden yeni döndük. Ben adresinizi plaka numaranızdan buldum. Jandarma söyledi plakanızı. Evet, ne istiyorsunuz? Ben oğlumu kaybettim. İtik'imi arıyorum. Ben bebeğimi bu arabanın geçtiği sapa yolda kaybettim. Kırda bir çalının dibine bırakmıştım. Çoban dedi ki sizin arabanız oradan geçmiş. Hatta durmuş. Ne olmuş durmuşsak? Bebeğimi gördünüz mü? Gördünüz mü onu? Hayır, görmedik. Hem kış vakti o bebeğin dağın başında işi ne? Değil mi? Görmedik. Babasına kıydılar. Geçen hafta mezara verdik. Bebeğimi katillerin elinden kurtarmak istemiştim. Onun için bırakmıştım onu oraya. Sonra alırım diye düşündüm. Bebeğim kurtulsun diye. Belki bulursunuz. Ama öyle bir yere bırakılır mı bebek? Ama bırakmasam öldüreceklerdi. Oğlum kurtulsun istedim. Döndüğümde bebeğim yoktu yerinde. Çok aradım yavrumu. Biri görmüştür. Uçan kuşa, sürünen yılana sordum yitiğimi. Herkese sordum. Son umudum da sizdiniz. Birbirine benzer. Bir şey gelirse aklınıza veya oradan geçtiğinizde hatırladığınız bir şey olursa insaniyet namına. Olur, olur. Oy, oy. Güzel canım. Yeri mi geldi? Sana kaç defa söyleyeceğim Yücel'i aşağı indirme diye. Ne oldu? Suzan, ne oldu? Neredesin? Neredesin bebeğim? Alacakuş kapsa tırnağa kalırdı.
Zalim kurt parçalasa kanlı kundağı kalırdı. Vefasız yel savursa izi kalırdı. İnsafsız insan çalsa nefesi kalırdı. Oğlum neredesin? 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 Neredesin bebeğim? Bebeğin ağzını büyüttü. Ninni söyledi buyurdu. Ben yavrumu sahip çıkamadım. Etemimizi yitirdim. Ben ikinizin acısına nasıl dayanırım? Allah alsın benim de canımı. Kuş kapsa tırnağı kalırdı. Zalim kurt parçalasa kanlı kundağı kalırdı. Vefasız yelse vursa izi kalırdı. İnsafsız insan çalsa nefesi kalırdı. Gelinim, kızım, hadi eve gidelim. Belki alan getirir. Yitiğinizi buldum, alın der. Ben biraz daha kalayım. Benim güzel gelinim, Rabia. Aklına mukayyet ol. Yarın yine gelirsin. Hadi eve gidelim. İsim vermemi istemiştin benden. Sen de İbrahim itim olsun demiştin anne. Hadi kızım, sen dışarıda oyna. Yengenle konuşacaklarımız var. Torunuma neden İbrahim Ethem ismini verdin bilir misin kızım? İbrahim Ethem Hazretleri büyük bir evliyaydı. Bir gün İbrahim Ethem denize atmış iğnesini. Sonra ey deniz, ver bana iğnemi demiş. Az sonra İğne sahile vurmuş. İbrahim Ethem Hazretleri'nin ayağının ucuna. Neden? Çünkü Allah'ın kudretiyle deniz İbrahim Ethem Hazretleri'nin denizden daha büyük kalbini görürmüş, kutsarmış.
Biz evladımızı Allah'a emanet ettik. Bir gün onu bulacaksın. Şimdi denize iğneyi attın. Bir gün sahile gelecek iğne. Bu dünyada hiçbir şey yitik olmaz gelinim. Belki aylar sonra, belki yıllar sonra. Ama bir gün bulacaksın onu. Bulacaksın gelinim. Yenge, sobaya odun atayım mı? Gel yemeç kadın geldi, fal bakıyor. Bak, işte orada. Gördün mü? Yok, görmüyorum. Dikkatli bak. Gördün mü? Yok, görmüyorum. Dikkatli bak. Orada sana gülüyor. Ben bir şey görmüyorum. Nasıl görmezsin? Bak bak işte orada. Gördün mü? Yok, görmüyorum. Dikkatli bak. Bak, orada sana gülüyor. Ben bir şey görmüyorum. Nasıl görmezsin? Bak orada duruyor. Ne kadar güzel bir çocuk. Elinde okul çantası var. Ama benim oğlum kaybolalı 25 yıl oldu. Şimdi kocaman adam olmuştur. Canım, şu anda çocukluğunu gösteriyor bize. Yaşıyor değil mi? Yaşıyor. Kaç defa söyledim. Yaşıyor işte. Allah'ım. Çok... Yaşıyor işte. Nerede olduğu belli mi? Yengemi kandırıyorsun. Sus, ayıp. Nerede peki? Nasıl bir yerde? Köy mü, şehir mi oğlumu gördüğün yer? Dur bir bakayım. Evet. Hay Allah. Buradan göremiyorum. O kadar bulandı. Buradan görünmüyor. Senin şansına Rabia Hanım. Tam yerini göstermiyor. Bir terslik var bu işte. Birkaç gün sonra gene gel, tamam mı? Al. Ay yengecim, bir türlü kesmedin ümidini. Bu falcı kadın aldatıyor seni. Göz göre göre yalan söylüyor. Yetimin yaşadığını duyuyorum ya, o teselli ediyor beni. Yengeciğim artık kapat bu defteri. 25 yıl geçti. Artık bulunmaz. Sus. Öyle dersen öyle olur. Benim oğlum yaşıyor. Dil ne söylerse öyle yaratır Allah. Benim oğlum yaşıyor. Yengecim yeter artık. Kendini yedin bitirdin. Unut artık onu, unut. Başvurmadığın yer kalmadı. Gazetelere bile çıktın. Cümle aleme duyurdun. İlanlar astın. Ama bulunmadı işte. Artık bırak. Bu ömür böyle geçmez. Yeniden evlen. Belki yeni evinde çoluk çocuğa karışırsan unutursun. Asla. Etemimin babası üzerine asla evlenmem. Yenge. Rahmetli annem bile son nefesinde evlen demedi mi sana? Belki ölmüştür. Adı üstünde yitik. Ölmedi. O ölmedi. Etemim yaşıyor. Ölüler yakınlarına neden yüzü gösterildikten sonra gömülürler biliyor musun? Eğer defnedilmeden görmezlerse, ölü olduğunu gözleriyle görmezlerse yaşadığını düşünürler. Rahat edemezler. Ben etemimin ölüsünü görmedim. Görseydim belki unuturdum. Alaca kuş kapsa tırnağa kalırdı. Zalim kurt parçalasa kanlı kunduğa kalırdı.
Vefasız yel savursa izi kalırdı. İnsafsız insan çalsa nefesi kalırdı. Alo? Yenge seni istiyorlar. Alo? Komiserim? Size de zahmet oldu. Allah razı olsun. Tamam, hemen gelirim. İstanbul'dan, karakoldan. O iyi komiser. Ethem'in yaşlarında biri varmış. Belki senin oğlundur diyor. Yenge yapma. Bu kaç oldu gittiğin İstanbul'a? Yine senin oğlun değildir. Ya benim oğlumsa, ya yetiğimse? Hemen hazırlanayım. Komiserim, kayıp oğlunu arayan o kadın geldi. İnşallah boşu boşuna çağırmamışızdır. İnşallah komiserim. O delikanlı pek oğlu gibi gelmiyor bana. Anladım komiserim. Ama ümit işte. Al içeri bak. Baş üstüne. Sonra da o delikanlıyı getir. Emredersiniz komiserim. Geç içeri. Hoş geldiniz Rabia Hanım. Hoş bulduk. Oğlumu buldunuz demek. Buyurun oturun. Yüreğim küt küt atarak geldim. İnşallah bu kez oğlumdur. Siz önce emin olun. Gerekirse DNA testi yaptırırız. 25 yıl oldu. Ama onun kokusunu hala unutamadım. O kokuyu ölsem unutmam. Ah Rabia Hanım ah. 25 yıldır dolaşmadığınız vilayet, ayak değdirmediğiniz toprak kalmadı. Bu arayış kutsal bir arayış oldu. Sonunda oğluma kavuşmak var ya. Biraz sonra gelecek olan delikanlı birkaç gündür bizde misafir. Kendi adını bile bilmiyor. Olsun. Eğer o benim oğlumsa ben onu kokusundan tanırım. Komiserim, red kiti getirdim. İşte kayıp kişi. Bak bakalım senin oğluna benziyor mu? Yapma red kiti, rahat dur, yapma. Dağıt onlara ölüm. Oğlum. Ethem'im. Rabia Hanım, söyle bakalım. Senin oğlun mu? Kokusu değil ama gözleri çok benziyor. Oğlum? Oğlum niye kaçıyorsun benden? Oğlum. Ethem'im. Komiserim, bir kadın var. Onun annesi olduğunu söylüyor. Anneciğim. Oğlun mu? Anneciğim. Niye kaçtın yine? Anneciğim gidelim. Komiserim kusura bakmayın. Sürekli evden kaçıyor. Çocuk gibi. Tamam hanım. Gidebilirsiniz. Hadi gidelim yavrum. Gel, anneciğim. Hadi. Hadi. Üzülmeyin Rabia Hanım. İnşallah bir dahaki sefere bulursunuz. İbrahim Ethem. Denize iğnesini attı. Allah'ım, onu geri verdi. Ben oğlumu kaybettim. Bu insan denizinde hangisi? Ana doğurduğunun nefesini hisseder. Benim oğlum yaşıyor. Nefesi, kokusu geliyor bana. Ethem'im geliyor. Benim oğlum yaşıyor.
Alaca kuş kapsa tırnağı kalırdı. Zalim kurt parçalasa kanlı kundağı kalırdı. Vefasız yel savursa izi kalırdı. İnsafsız insan çalsa nefesi kalırdı. Çantam! Geri ver çantamı! İçindeki paralar senin olsun ama bebeğimin eşyalarını geri ver oğlum! Yavrumun eşyaları, yitiğimin kokusu da gitti sonunda. Ne yapayım ya Rabbim ben? Allah, gücüm kalmadı. Her canlının yavrusunu emzirdi, kucakladı, analık şefkatini verdi. Ama ben yitiğime veremedim. Gün gün içimde büyüdü. Ne olur Allah, yavrumu dünya gözüyle görmek, sarılmak, koklamak istiyorum. Bu çilemi bitir ya Rabbi. Dayanamıyorum. Tükendim Rabbim. Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin. Etemimin broşu. Sana ucuza veririm teyze, güzel bir mal. Nereden buldun bunu? Alıcı mısın, sorucu musun? Alıcıyım da, sorucuyum da. Ay Allah, param da çantamdaydı. Ben size bunu versem bu yeter mi? Yetmez mi? Yalnız bir şartım var. Bunu nereden aldığını söyleyeceksin. Ne bileyim ben, aklım defter mi? Allah Allah. Bu broş benim yitiğimin kundağındaydı. Yavrum bebekken kayboldu. Broşunu buldum. Onu da bulurum. Allah rızası için. Allah için söyleyin bana. Nereden aldınız bunu? Allah için. Saat lazım mı? Bak telefonlar. Yok be. Var abi. Gidesin. Gidesine. Vay baba, ne haber? Eyvallah. Vay, acaba mı bilir? Hazır mı saat? Ben ucuz yolu vereyim bir tane abi. Olmaz mı? Yakup, dışarıdaki kadın seninle görüşmek istiyor. Bak, hiç bilemez bir şey. Hadi oğlum, acele et. Ya. Gelsene. Kaç para bu? Evet. Anlat, seninle bu. Yürü. Dağıt abi, dağıt. Nedir durum? Bak, kadın burada. Buyur abla. Oğlum, sen bunu kimden aldın? Vallahi ilk defa görüyorum. Ateş gözümün karısını ilk defa görüyorum. Bak, sattığın adam söyledi bana. Yok be teyze, hayatımda görmedim ben bunu. Biz ekmeğimizin peşindeyiz. Oğlum, polise falan gidecek değilim. Çalmış da olabilirsin, önemli değil. Çalmak mı? Tövbe bismillah.
Çaldın değil mi bunu? Ya senin başka işin yok mu abla? Evladım sen anneni seviyor musun? Annem tırtladı geçen sene. Gömdü koca karıyı. Onu seviyor muydun? Ya kördü topaldı ama gene de anamdı. Bak bu broş benim yetiğimin üzerindeydi. Ben oğlumu arıyorum. Sadece bunu kimden aldığını söyle. Belki bir ananın 25 yıldır aradığı evladına kavuşmasına sebep olacaksın oğlum. Hadi söyle. Allah da tövbeni kabul eder. Ah ablacığım be, yıktın şimdi beni. Doğru, hırsızız. Hırsızız ama insanız. Allah'ın şunları. Bana bak ucuza satma malları. Sağ ol evladım. Hadi gidelim. Tamam tamam, merak etme. İşte bu ev abla. Bu evden aldım. Bu eve geldim ben. Geldim. Vallahi hala birileri oturuyor. Ah inşallah yetini bulursun. Evladına kavuşursun abla. Geldim ben bu eve. Geldim. Geldim bu eve. Geldim. Yücel'in programı çıkacaktı değil mi? Hı hı. Kahve yapayım mı sana? Hı hı. Buyurun, kime baktınız? Tanımadınız değil mi? Evet. Bakın, ben 25 sene evvel gelmiştim bu eve. Size yitik bebeğimi sormuştum. Görmediğinizi söylemiştiniz. Evet. Bu yitiğimin kundağındaydı, bunu buldum. Sorup soruşturdum, bu evi gösterdiler. Bebeğime ait olan bu broşu bu evden almışlar. Bu evden mi? Çok saçma. Böyle bir süsüm olmadı hiç. Oğlum nerede? Ethem'im nerede? Bakın, yanılıyorsunuz. Bu evden çalmışlar bunu. Şahidim var. Hırsız bile insafa geldi. Ne olur merhamet edin. Bunun bebeğinize ait olduğunu bilmiyordum. O gün o sapa yoldan geçerken baktım yerde bu kundak broşu. Aldım. Bu kadar. Bebek falan görmedim ben. Allah'tan korkunuz yok mu sizin? Yalan söylüyorsun. İnanın yalan söylemiyorum. Yalan söylüyorsun. Mantıklı olun lütfen. Ben ne yapayım bebeğinizi? Bir başkası almış olabilir. Oradan geçen sadece biz miydik? Belki öldü. Yaşıyor oğlum. Kocaman adam olmuştur. Oğlum nerede? Ne olur söyleyin. Söyleyin ne olur. Nerede? Ne oluyor burada? Kadın çocuğunu kaybetmiş. Bizim evde olduğunu sanıyor. Ne komik değil mi? Hem 25 senedir ne oldu kim bilir. Bana inanın. Sizin bebeğinizi hiç görmedim. Görmedim. Üzgünüm. Lütfen terk edin evimizi. Yoksa polis çağıracağım. Oğlum. Bizi. Oğlumu elimden alacak. Merak etme, alamaz. DNA testi yaptırırsa alır elimizden. Hala bırakmamış peşini. 25 senedir arıyor. Nasıl kadın bu? Nasıl? Anne hayatım, anne. Hissediyor oğlunun yaşadığını. Neyse gitti artık. Ucuz kurtulduk. Ama
İçime sanki bir yumruk oturdu. Acıyor. Oğlum. Anneciğim. Bu senin annen. Ah, teşekkür ederim yavrum. Geç oğlum. Merhaba baba. Yücel oğlum, senin programın tekrarı var. Tekrarı gösterildiğine göre çok tutuyor, öyle mi? Yok be baba, reytingler kötü. Gündüze dolgu işte. İyi olur oğlum, iyi. İyi günler sayın seyirciler. Var mı benim oğlum gibi insan uçun? Baba kapat şunu. Devam ediyor. Ne yemek İnsanın var anne? İnsanın başına gelmedik kalmıyor sevgili seyirciler. Bugün acılar, hasretler, yıkımlar insan için olduğu gibi büyük mutlulukların da yaşandığına şahit oluyoruz. Bugün yüreği yaralı, evlatlarını kucaklamak isteyen bir kadın var aramızda. Hikayesini hep birlikte dinleyelim. Buyurun. Kocam çocuklarımı benden kopardı. En baştan, ilk yıllardan başladı. 15 yaşında evlendim. Önceleri kocam iyi davranıyordu. Sonra çocuklarım oldu. Kocam onları benden kopardı. Nerede olduklarını bilmiyorum. Yıllardır arıyorum. Yüceliğim, seni kimselere vermem. Ben büyüttüm seni. Bu yaşa ben getirdim. Sen benimsin. Benim. Kimseye vermem seni. Anne, ne oldu? Niye ağlıyorsun? Hiç. Öylesine oldu. Beni seviyorsun değil mi Yücel'im? O nasıl soru anne? Nasıl sevmem seni? Benim annemsin. Beni sen doğurdun. Anneciğim ne oldu? Göğsümde yumruk gibi bir şey var. Rahatsızsan hemen hastaneye gidelim anne. Kapattım. Seyredecek miydin? Televizyonun köküne kibrit. Soğudum artık bu aletten. Ne yapsam reyting alamıyorum. Bir şey yapsam, reytingleri patlatsam. Hadi, yatağını açtım. Hadi. Yunus peygamberi balık içinde saklayan Allah. İbrahim Ethem'in iğnesini denizden ayıran Allah'ım. Bu dünyada bu kadar genç var. Benim oğlumu da ayır ver Allah'ım. Ne olur Allah'ım. Ah.
Neden kalktın hayatım? Suzan. 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 Hep aynı rüyayı görüyorum. Yücel daha çocuk. Durmadan annesini istiyor. Bir evladı anasından koparmak. 25 yıl saklamak. Kendininmiş gibi davranmak. Ah, bundan daha büyük günah yoktur herhalde dünyada. Hiç umudu tükenmemiş. Hissediyor oğlunu. Mutlaka varlığını hissediyor oğlunu. Su denize nasıl akarsa öyle koşuyor oğluna. Suzan, bir orta yol buluruz belki. Oğlunu görmek onun hakkı. Ya elimden alırsa? Ona güzel karar verecek. Ne yapacağız? Sen ne yapmayı düşünüyorsun? Bu kadının çilesi benim için azap oldu. Bu azaptan kurtulayım Allah'ım. Ana hisseder. Yaşıyorsun oğlum. Rüzgar kokunu getiriyor bana oğlum Ethem. Yediğime sahip çıkan Allah seni kavuşturacak mı? Yenge. 25 yıldır her gün geldim buraya. Açlığını, susuzluğunu unuttun. Çekiyor beni Meryem. Yetimin nefesi çekiyor beni. Yenge. Hı? Yesene. Canım istemiyor. Yenge, kaç gündür boğazından bir şey geçmedi? Tam buldum derken yok, yok. İçime o kadar doğmuştu ki sanki birden karşıma çıkıverecekmiş gibi. Can boğazdan gelir yenge, bu böyle olmaz. Ne yapayım? Ana yüreği. Sen de doğurursan beni anlarsın. İçimde hep onu göreceğim umudu var. Hayalini silsem sesini duyuyorum. Analık böyle bir şey. Benimki olmayacak bir duaya amin demek. Bari bir iki lokma geçseydi boğazımdan. Hadi yenge, kırma beni. Alo. Tamam, geliyorum. Yenge, ne oldu? Beni çağırıyor. Kim çağırıyor? Beni çağırıyor. Kim dedim yenge, kim? Beni çağırıyor. İçeri buyurun. Sağ olun.
Önder, bizi iki anne yalnız bırakır mısın? Hoş geldiniz. Buyurun, oturun. Seni niye çağırdığımı tahmin edebiliyorsun, değil mi? Evet. Biliyorum. Yetiğinden bir haber vereceğim. Oğlumu buldunuz mu? Hala unutamadın onu, öyle mi? Hala yitirmedin umudunu. Sen değerli bir annesin. Gerçek bir annesin. 25 yıldır yeteğinin peşindesin. Yeteğini ben aldım. Oğlunu sakladığın yerden ben aldım. Ne oldu? Dur, bebek ağlıyor, duymuyor musun? Suzan! İşte bebek. Ölmüş bebeğimize ne kadar çok benziyor. Ama bu başkasının bebeği. Dağ başına bırakmışlar, terk etmişler besbelli. Hadi durma, gidelim. O sıralar bir çocuğum ölmüştü. Dünyam yıkılmıştı. Senin bebeğini görünce hayata yeniden döndüm. Ölen bebeğime çok benzettim. Aldım. Sana da yalan söyledim. Nerede o? Kalbim tekliyor. Yakında öleceğim sanki. Hastayım. Nerede? Oğlum nerede? Nerede? Söyle. Göreceksin. Onu öz evladım gibi yetiştirdim. Bir görsen, kocaman adam oldu. Beni öz annesi biliyor. Nasıl yaptım onu? Onu çok seviyorum. Çok. 25 sene senden, kendimden bile gizledim. Başkasının doğurduğunun annesi olduğumu. Ama hiçbir gerçek gizlenmiyor. Hiçbir haksızlık sonsuza kadar sürmüyor. Bir gün geliyor. Güneşin doğduğu gibi her yalan aydınlanıyor. Ne kadar isterdim sonsuza kadar sürmesini. Sürmüyor işte. Önce senin hakkın, analık hakkın. Sonra vicdanım çıktı karşıma. Bu azapla yaşayamam. Başkasının hakkını çalmak bu. Ondan da senden de çalamam artık. Öbür dünyada senin yüzüne, yücelimin yüzüne nasıl bakacaktım? Sevgili yavrum, annemi benden neden sakladın derse. Dayanamam. Beni affet. Affet. Nerede o? Nerede? Thank you.
Nerede o? Oğlum nerede? Oğlum mu? Hı hı. Sizi yalnız bırakayım. Teşekkür ederim. Anne. Anneciğim. Anneciğim. Anne. Oğlum. Ethem'im. Hoş geldiniz. Annem hoş nerede? Oğlum. Ethem'im. Seni buldum. Seni buldum oğlum. Seni buldum yavrum. Buldum yavrum seni. Çocuğum. Teyze. Seni çok özledim oğlum. Neler söylüyorsunuz? Çocuğum. Yetim benim. Yetim benim. Yetik mi? Lütfen teyze. Kendinize gelin artık. Oğlum. Oğlum. Sen benim yetiğimsin. Tam 25 yıldır arıyorum seni. Hasretinle yandım. Hep seni sayıkladım. Alaca kuş kapsa tırnağın kalırdı. Zalim kurt parçalasa kundağın kanlı kalırdı. Vefasız yel savursaydı izin kalırdı. İnsafsız insan çalsa nefesin olurdu. Şimdi nefesini duyuyorum çok şükür. Ben seni Allah'a emanet ettim oğlum. Oğlum. Yavrum. Lütfen teyze. Kendinize gelin artık. Dediklerinizden hiçbir şey anlamıyorum. Anne. Anne. Bu kadın ne diyor? Kim bu? Anne, bir şeyler söyle. Bu kadın ne diyor? Doğruyu söylüyor yavrum. O senin gerçek anne. Biz seni bebekken almıştık. Sen onun yitiğisin. Anneciğim, kamera şakası mı bu? Canım yavrum. Gerçek annen o. O? Bırak beni. Rahat bırak beni. Benim gerçek annem. Tek annem sensin. Şaka yapıyorsun değil mi anne? Şaka değil mi? Şaka değil mi? Oğlum. Yücelim. Keşke şaka yapsaydın. Keşke. Yok. Yok. Hayır. Oğlum. Hayır. Hayır. Oğlum. Yücel. Hayır. Oğlum. 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 Fragmanlara girin, sonra da jenerik başlasın. Yücel Bey. Yücel Bey. Yücel Bey. Beni rahat bırak. Ah anneciğim. Ama bir saat sonra yayın var. Yalan. Yalan. Yücel Bey. Anneciğim. Bana niye yalan söylüyorsun? Geç kalıyoruz. Program müdürü de sizi sordu.
Ah anneciğim. Anneciğim. Gel Yücel, gel. Otur. Ne o? Dalgınsın bugünlerde. Biraz. Derdin ne? Biraz kendimi toparlamaya ihtiyacım var. Bir de programcı olacaksın. Hurdaya dönmüşsün. Bana bir ay izin verin. Programın ne olacak? Ancak kendime gelirim. Program ne olacak dedim. Bu haldeyken hiçbir şey yapamam. İnanın doğru söylüyorum. Dünyanın en büyük felaketi bu olsa gerek. Kıyamet kopsaydı bu kadar sarsılmazdım. Düşünün, bu yaşa kadar sizi büyüten, sevgisini veren anneniz... Ben annen değilim senin. Bebekken çalmıştım. Bu kadın senin annen diyor. O kadın kim? Benimle ilgisi bağı ne? Tam bir yıkım. Zihnim karmakarışık. Bunaldım iyice. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bu halde program sunamam. Mümkün değil. Bak Yücel. Sana verdiğim şansı kimseye vermedim. Duygularınla yaşarsan başarısız olursun daima. Televizyonculukta duygusallığa ayar yok. Duygularını bir kenara atacaksın. Olmuşsan olmuş yani. Sen kimi anne biliyorsan senin annen odur. Bu gibi şeylerle kafanı karıştırma. Bir de meseleyi şöyle düşün. Bu senin için büyük bir fırsat. Şimdiye kadar önüne çıkmamış bir yükselme imkanı. Biraz profesyonel düşün oğlum. Programının reytingi düşük. Bu durumu programın için kullan. Halk sever böyle şeyleri. Gidin alın o kadını. Gelsin hikayesini ekranda anlatsın. Sen de yalandan bir iki sarılırsın. Reytingi gör. Herhalde bunu yapacak kadar televizyoncusundur. Teyzeciğim, benim sorularıma cevap ver sadece. Bana bütün hayat hikayeni anlat. Ağlayabildiğin kadar ağla, tamam mı? Burada kendini evinde gibi hisset. Düşün ki oğlun karşında duruyor. Karşımda duruyor zaten. Hah, böyle işte. Aferin teyze. Biz hazırız. Yayına geçelim. Yayına geçiyoruz. 3, 2, 1, kayıt. İyi günler seyircilerim. Hayatın Nabzı programı sizin ilgi ve sevginize devam ediyor. Bugün size özel bir konuğumuz var. Şaşıracaksınız. Çünkü ben de birkaç gündür bu şaşkınlığı fazlasıyla yaşıyorum. Bu kadın yitiğini arıyor. 25 yıl önce kaybettiği bebeğini arıyor. Bebeğine Ethem adını vermiş. Gerisini sizden dinleyelim. Kocamın düşmanları vardı. Onu öldürdüler. Kan davasını, sonsuz bir öfkemi hiçbir zaman tam anlamıyla çözmüş değilim. Oğlumu da, beni de öldürmek istiyorlardı. Kaçtım. Peşime düşmüşlerdi. Bozkırın ortasında saklanacak bir yer bulamıyordum. En azından oğlumu gizleyecektim. Kendimi önlerine atayım. Beni öldürsünler. Oğlum yaşasın. Oğlumu gizleyerek önlerine attım kendimi ben. Ethem'imi de istiyorlardı. Dövdüler, vurdular. Öldü diye bıraktılar. Bir çoban kurtardığında... Oğlumu bıraktığım yere koştum. Oğlum yoktu. Alacakuş kapsa tırnağa kalırdı. Zalim kurt parçalasa kanlı kundağa kalırdı. Vefasız yel savursa izi kalırdı. İnsafsız insan çalsa nefesi kalırdı. Şimdi de benim sizin oğlunuz olduğumu iddia ediyorsunuz, öyle mi? Yüce Rabbim, hiçbir gerçeği örtülü, hiçbir hasreti sonsuz bırakmıyor.
Ben 25 yıl sonra yitiğimi buldum. Yani yitiğiniz benim, öyle mi? Sana annelik yapan kadın, o da söyledi. Sen benim etimimsin. Yitiğimsin. Bir oyun peşinde olmayasınız. Sen benim oğlumsun. Etemimsin, yitiğimsin. Oğlum, alaca gözlü ceylan yavrusunu nasıl tanırsa, tozlu toprak üstüne düşen yağmur, denizi nasıl tanırsa, baharda açan tomurcuk, çiçek olduğunu nasıl tanırsa, ben de senin oğlum olduğunu biliyorum Etemim. Oğlum, İbrahim Etemim, yavrum. Rabbim şükürler olsun ki seni buldum. Oğlum, İbrahim Etemim, yavrum. Rabbime şükürler olsun seni buldum. Şükürler olsun seni buldum yavrum. Yitiğim. Evladınızın hasreti sizi şair de yapmış aynı zamanda. Tamam, reklam arası veriyoruz. Tamam teyze, bitti program. Tamam. Ya, git bak şuna, bitti. Ne yapıyor bu? Ama Yücel Bey. Tamam, gidin artık. Alın götürün bu kadını. Benim annem yok. Ne sen benim annemsin ne de o. Bu yaştan sonra annesiz bıraktınız beni. Annesiz bıraktınız. Annesiz, defol. Defol. Defol! Defol! Lütfen sakin olun. Alaca kuş kapsa tırnağı kalırdı. Salim kurt parçalasa kanlı kundağı kalırdı. Vefasız yel savursa izi kalırdı. İnsafsız insan çalsa nefesi kalırdı. Rabia yenge, Etem nerede? Yücel mi koymuşlar Edim'i? Getirmedin mi Etem'i? Ben Etem'i bulamadım Meryem, oğlum. Annesine sarılacak evladımı bulamadım. Ama televizyonda kavuştunuz. Ama bulacağım. Ben onu Allah'a emanet ettim. Nerede olduğunu biliyorum. Bıraktığım yerde duruyordur, acıkmıştır da. Havada çok soğuk, üşüyordur. Ah yengecim, neler geldi başına. Çileli yengem benim. Acıkmıştır Etemir, acıkmıştır. Bebeğin ağzını büyü.
Ben geldim anne. Ben geldim. Oğlum İbrahim Ethem. Beni tanımadın mı? Benim yetiğim orada. Kokusunu duyuyor. Anneciğim, Ethem benim. Suzan annem her şeyi anlattı. Başta kabullenmedim. İsyan ettim. Her şey aslına döner. Doğranını arar. Beni doğuran sensin. Sen benim annemsin. Gerçek annemsin. Çileli annemsin. Çok bekledim oğlum. Çok. Gidik olduğun yere döneceğini biliyordum. Ben seni Allah'a emanet ettim. O da kaybolduğun yerde verdi seni bana. Çok çile çekmişsin anne. Çok. Hep beni özlemişsin. Kokumu bile unutmamışsın. Ben de hatırladım anne. Ana kokusu. Senin. Senin kokunmuş. Ethem'im. Yetim. Ben de yetimi buldum. Yetik annemi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.